gibi bir yerde çaldım için. An, öyle bir yerde. Hmm. Biz de şey konuşuyorduk şimdi. Bülent Bey birkaç gün evvel Batman ve Diyarbakır'da konser vermiş. Ben de Konya'daydım. Tam da Konya'dan geldim. Bülent Bey'den de... Gerçi Bülent Bey'den gelmedi bu. Şimdi bu Bülent Bey'den mi geldi? Şimdi bu... Benden geldi sayılır şimdi, yapmayın. Benim ekibimden geldi en azından. Peki neden bu? O zaman bunu açıklayın. Niye bu? Yani benim ekibim beni gayet iyi tanıyordu. O yüzden bu. Bitermiş işte gördüğünüz gibi. Ya peki öfkenize toprak gibi olabiliyor musunuz? Valla öfkelenmemeye çalışıyorum ama öfkeleniyorum tabii herkes gibi. Öfkelendiğim zaman da yalnız olmaya dikkat ediyorum ya da kaçıyorum bir yere ki öfkemi dışarı çıkarayım diye. Huysuz musunuz Bülent Bey? Hayır, huysuz değilim. Çok uyumlu bir adamım ben. Yalnız biraz aksi taraflarım vardır. Bir de çok arkadaş canlısı değilimdir. O yüzden herkes çok suratsız ve ukala bulur beni. Öyle misiniz? Yok, bence değilim yani, o ya. Ukala mısınızdır? Ya da kibiriniz var mı? Ya kim kabul eder ki böyle bir şeyi? Ben etmiyorum ya, zaten. Ben çok kibirliyim diyene rastladınız mı? Haklısınız ama şöyle bir şey de olabilir. Hani en az belli bir zeka seviyesinde ve belli bir seviyede, entelektüel seviyede bir muhabbet edelim talebiniz olabilir. Bu da kibirli olarak algılanabilir dışarıdan. Yani ben olduğum gibi davranmaya çalışıyorum her zaman. Kibirli görünüyorsam özür dilerim, ne yapayım. Hayır. İşte Bülent Ortaçgil bizlerle beraber. 50,5 ya, tam 50 kaç yıl içeride hesapladık? 53 yıl. 53 yıl olmuş ilk şey kayıt. Niye peki 50,5? İşte o buçuk teferruat olduğu için. Çünkü pandemi olmasaydı bundan 2-3 yıl önce böyle bir kutlama yapacaktık. Ama pandemi nedeniyle iş sarktı birazcık. O sayıyı da hesaplayamadığımız için buçuk diye söyledik. Çünkü yayınladığımız, şimdi konuşursak anlatırım, o ikinci albüm, iki tane albüm yayınladım ben. İkinci albüm tam buçukluk bir albüm. Çünkü onu pek yayınlamayı falan düşünmedim hiçbir zaman. Benim ilk kaydım 1969 yılında yaptığım, işte Ümit Tuncağ'ın TRT'de beni kaydettiği ve hiçbir yerde kullanılmayan ilk şarkı örneklerim onlar benim. İşte bir sürü yanlış yumuş şeyler var içinde, acemilikler, toyluklar var, işte yeni yeni söz yazmaya başlamışım filan falan. Onlar pek yayınlanabilir kıvamda değildi. Sadece benim için önemli olan ilk yazdığım şarkı örnekleri olması. O açıdan bu 50. yıl kutlamaları çerçevesinde bir belge olsun diye onu yayınlıyorum. Tam işte başka bir zaman yayınlayamazdım zaten. Biraz değiştirdiniz mi sözleri, o acemilikleri biraz kapattınız mı? Niye kapatayım işte? Bütün acemilikler ortada orada yani. Ama işte bu bile tek başına ne kadar güzel bir şey. Yani söylediğim gibi eğer böyle bir konsept olmasaydı onları yayınlamazdım ben. Çünkü ilk yazdığım şarkılarda bir takım sözler bile değişik. Bir de şu da var. Benimle Oynar Mısın 74 yılında yayınlandı. 74 yılında ben Benimle Oynar Mısın'ı çalmaya başladığım zaman aşağı yukarı böyle 20-25 tane Türkçe şarkım vardı. Bir 5-10 tane de İngilizce şarkım vardı. Onların arasından demek ki eleme yaptım. Bunların hepsini seçmemişim. Bunların arasından 2-3 tanesini seçmişim. İşte o da nedir? Anlamsız, Yüzünü Dökme Küçük Kız ve Şık Latife. Geri kalanı bırakmışım bir kenara. Hoşlanmamışım demek ki. O yüzden yani onlar diğerlerini oranla o kadar da sevilesi şey değil diye düşünmüşüm. Şimdi bizim kuşak için, yani ben işte YÖK çocuğuyum. YÖK'ün ilk denemelerinin olduğu, yani tam darbeden sonraki o YÖK'ün kurulduğu dönemin çocuğuyum. O üniversite, ben mülkiyeliyim, siyasallıyım. O üniversite yıllarımızda siz, bizim hayatımızda çok önemli yer ettiniz siz. Ve sizin arkadaşlarınız. Sürekli dinliyorduk ve hakikaten hem hayata bakışımız hem siyasi görüşümüzün oluşması. Şimdi çok da ilginçsiniz. Fikret Kızılok da öyle, siz de öylesiniz. Yani rahmetli. Öyle bir şey ki su gibisiniz, böyle yumuşacık, insanın içini titretiyorsunuz. Ama diğer taraftan da aslında ortada çok ciddi bir protest söylem, eşitlikçi. Ve
yani insanların eşit olduklarını anlatan ama çok farklı sözlerle. O kadar devrim, yani sizin döneminiz bizim için hani o yaştaki kafamız için devrim niteliğindeydi. O dönem öyle şarkılar da yoktu. Hani MFÖ böyle yeni yeni girmişti. Biraz daha farklıydı. Sert şeyler söylüyordunuz. Bayağı ciddi ciddi sert şeyler ama bunları o kadar yumuşak söylüyordunuz ki. Yani ama işte insanların bir takım stilleri, form anlayışları falan değişik oluyor. Örneğin Fikret bayağı dandun söyleyen bir adamdı. Öyle benzetmeler, işte saklamalar, gizlemeler yapmazdı. Benim tavrım ise böyle dandun söylemekten kolay kolay hoşlanmıyorum ben. Ben hep böyle bulanıkça kenardan dolaşırım. İşte örneğin Fikret, ne bileyim ben, şarkıdaki maymun filan gibi dağın diye bir şey söylerken ben mesela pencerenin çiçeği diye söylüyorum. Süleyman hep başbakan. O yani başbakan Süleyman da vardı. O şarkı aslında siyasi politik şarkıların şeyidir, şahıdır yani, bence Türkiye'de yapılmış. Daha izine rastlamadım. Yani mesela o da çok açık, net bir şekilde ortaya koyuyordu. Çok net ama koyuyordu. Yani o kadar esprili anlatılan ki o örnek çok, çok ciddi bir örnektir yani Fikret'in. Yani mesela yazdığı. Yine bizim üniversite yıllarımızda Zülfü Livaneli hayatımıza giren başka isimlerden biriydi ama onunki çok net ayrımlar vardı aslında arada. Tabii. Yani siz bir taraftan aşk anlamında da o dönemler kendimizi yeni keşfediyoruz. Cinsimizi yeni keşfediyoruz, erkekleri yeni keşfediyoruz. Bir taraftan o aşka da yönlendiren söylemleriniz var. Ya şey var, bunu da size sormak istiyorum. Bu sizi rahatsız ediyor mu? Şöyle ki, rahatsızlık belki yanlış bir kelime ama doğru kelimeyi siz çıkarırsınız. Bunu anlatırken bir toptancı tavrım olduğunu fark ettim şu anda. Yani Fikret Kızılok'la da birlikte. Yeter ya, ben Bülent Ortak, yani ben ayrı biriyim dediğiniz zamanlar oldu mu? Bazen çünkü öyle bir dönemde çıktınız ki birlikte de. Yok, hayır. Fikret'le biz bayağı bir şey paylaştık. Yani o da mesleğini bıraktı, ben de bıraktım mesela. O diş hekimiydi, ben mühendislik yapıyordum. Hakikaten kimya ne alaka? Evet ama işte hayat şöyle yürüyor Türkiye'de. Eğer başka bir meslekten para kazanmazsam bu işten para kazanamayacağımı ben baştan ilan etmiştim zaten. O nedenle hiç kurcalamadım. Bir de tabii orta sınıf bir aileden geliyorum. Orta sınıf aileler için hayattaki tek şey, tek yol eğitimini iyi almak ve iyi bir meslek sahibi olmaktı her zaman Türkiye'de. Böyle müzik ve bu tür şeyler haytalık kabul ediliyordu genel olarak. Bir de benim sevdiğim ve peşinde olduğum şey böyle çok popüler, kitlesel filan şeyler değildi. O nedenle çok zorluk çekeceğimin farkındaydım. O zamanlardan. O zaman. Bu zaman şimdi artık Türkiye'de değişiyor. İşte insanlar da değişiyor doğal olarak. İnsanlar daha rahat, birazcık daha rahat. Şimdi istediği daha mı şey, rahat? Biraz daha rahatlar. Çünkü söylediğim gibi yani Türkiye'deki bu 60-70 hatta 80'li yıllarda müzik ana akım dışında kendine yer bulamayan bir şeydi, sanat dalıydı. Herkes de ana akımla uğraşmıyor. Yani başka şeyler var Türkiye'de, işte ne bileyim folklorla uğraşan var, cazla uğraşan var. Popüler müzikle uğraşan var ama her şey popüler müzik üzerine inşa ediliyor sanılıyordu. O nedenle şimdi yavaş yavaş her grubun yani bölünmüş vaziyette. Dolayısıyla genç arkadaşlar daha rahat seçimlerini yapabiliyorlar ve ısrarcı olabiliyorlar yaptıkları müzikte. Ülkenin geneline gelmeden, çünkü sizin o sosyolojik çıkarımlarınızı da merak ediyorum. Ama gelmeden evvel biz Bülent Ortaçgil'in o ne diyelim yani insanın bütün sinirlerini alan ve böyle bir huşu içinde bir ruh haline ulaştıran tavrı mı diyelim Ceyhun, ne diyelim? Hepsi diyelim. Öfkeli insanların değil mi böyle bir teleme peyniri kıvamına getirme hali reçel diyelim. Reçel deyin ona, reçel. Ya reçel, reçel de mi öyle oluyor? Reçel yumuşak bir şey midir böyle? Tabii. Reçelleştirme.
Tabii. Yani benim argo olarak kullandığım sözcük odur. Sizin ben teleme peynir dedim. Bir de muhallebi diyorum ben. O da olabilir. Hani böyle bıngı, hani şöyle hafif bir titreşimli var ya. Ha. Böyle bir reçel, reçelleştirme. Bir yumuşaklık vardır. O buyurun. Yumuşaklık ama arkasında sert bir ifade de vardır. O ama pıt diye anlaşılmayabilir. Ama... Bizimkiler de anlamamış. Kötü oyunculukları için sizden özür diliyorum ekibin, ama biz ekibimizle çift, kendi yağımızla kavruluyoruz. Buyurun, anlamamışlar. Onlar bir reçelleşmişler. Buyurun. Nasıl abi ya? Manyak mısınız oğlum siz ya? Ya ver al. Tam ver müziği. Ver abi. Ver, ver müziği. Okutamam Allah kahretsin. Bu sabah. Oha. Yalnız uyandım. Biraz da. Sensiz olmaz. Bir değil. Sensiz olmaz. Adama diyorum ki en kıtına bıraktım. Maviydi. Bıraktım kat maviydi. Bak pembe. Pembe katımı bıraktım ben arada ya. Buraya bıraktım ya. Gitmeyeyim o zaman ya. Bugün de otoparkta uyuyalım. Abi bıktım bu şanssızlıktan ya. Denize doğru 3-5 dakika yeter. Derdimi anlatmaya. Dediniz var abi, otobüste gideriz. Bu şey değmez. Acelem var da hemen bir göz makyajı, bir dudak makyajı istiyorum da. Makyaj dediğin tüm şeyden oluşuyor zaten. Hepsini ben yapacağım, merak etmeyin. Ben buraya hazır işitmeye mi geldim? Makyaj yaptırmaya geldim. Sevmeliyim, sevmemeliyim mi? Tamam, ben yoksa taksiyorum. Hiç beğenmemeliyim. Taksi falan yok ya. Ne yapacağım ben burada? Hepsi dolu ya. İstanbul'dan gideyim mi yani? Ben Muğla'yı mı taşıyayım? Domates mi yetiştireyim ya? Bir tane bile yok ya. Benimle oynar mısın? Benimle. Yürürüm ya. Biraz geç giderim ama yürürüm yani. Yürü. Ya pardon. Pardon, geçemiyorum ama. Böyle bu şekilde olur mu? Babanızın yolu mu burası? Bir sakin ol ya. Ne demek sakin ol? Benim işim biraz... gücüm var ya. Belki benim kağıt param bir şekilde. Aceleye ne gerek var ya? Yavaş yavaş yürürüz. Kaçmıyor ya. Herkes de böyle bir reçelleştirme efekti görüp arkasından da aslında neleri hak olarak talep etmemiz gerektiğini anlatan pek çok şarkı. Beni kategorize etme, benle oynama. Yaftayı yapıştırıp bana isim koyma mıydı? Değil mi? Yaftayı yapıştırıp bana isim koyma. Evet, bana isim karikatürleştirme beni. İlahlaştırma. Tabulaştırma ve tapulaştırma. Tapulaşma. Geldik şimdi bugüne. Üstünden yıllar geçti. Kategorize edilme ve yafta yapıştırılma konusunda dünya şampiyonu olmuş bir ülkede. Şimdi bu sözler ne ifade ediyor diye soracağım. Vallahi ne kadar açık konuşabiliriz bilemiyorum ama her şeye bir isim takmakta mahiriz tabii ki. Öyle daha rahat anlaşabiliyoruz. Ama her şeye isim takmak o kadar zor ki. Çünkü mutlak siyah, işte o son şarkılarımda da öyle şeyler söylüyordum hep zaten. Yani ya siyah ya beyaz değil hayat. Hiçbir zaman da öyle olmadı. Kimi zaman siyah, kimi zaman beyaz olabilir. Ya da siyahla beyaz arasındaki binlerce ton farkını hayat taşıyor. Bunu İnsan hayatında da uyguluyor olmasının en rahat, en doğru iş olduğunu düşünüyorum. Yani ben bu, hadi yumuşakça şeyler, örnekler seçelim. Bu caz müziğidir. Hı hı. Bu da bilmem ne müziğidir filan dediğiniz zaman onların çoğundaki bu ifadeler her şeyi temsil etmiyor zaten. Hı hı. Yanlış yani. Çünkü örneğin bugün bu çağda artık caz müziğiyle klasik müziği ayırt etmek bile zor. Hı hı. Ya da ne bileyim bir olay oluyor. Öyle filmler vardır, öyle müthiş filmler vardır bunun üzerine yazılmış. Aynı olaya bu araba kazası diyelim, bir iki araba çarpışıyor ve biz de 4 kişiyiz etrafta gören. Herkes o olayı anlatıyor. Herkes farklı anlatıyor zaten yani. İçindeki farklı anlatıyor, dışındaki farklı, arkadan gören farklı anlatıyor, önden gören farklı anlatıyor filan. Dolayısıyla doğru hangisi diye karar vermek o kadar zor ki. Hı hı. En azından bu işi düşünmek gerekiyor.
Türkiye'de de öyle. Türkiye'de de insanlar ya siyah ya beyaz olduğunu düşünüyor her şeyin ama öyle değil yani. Bu bir kategorizasyon işte. Sizi kategorize ettiler mi? Yani etmişlerdir ve ediyorlar zaten. Örneğin bu adam işte protest müziği yapıyor deniyordu 70'li yıllarda. Ondan sonra özgün müzik protest müziğin şeyini alınca 90'larda işte bu sefer ne oldu? Kent müziği yapıyor olduk. Ondan sonra kent ozanı olduk. Efendim. Yani buna benzer şeyler. Bu da bir kategorizasyon işte. Yani şey sınıflama. Öyle yapınca insan rahat ediyor sanki. O yüzden yapılıyor bence. İşte sen şusun, sen de busun kardeşim. Seni şu çekmeceye kaldırdın. Sen o öbürü de burada filan. İşte bu şey, dünya zaten felsefe tarihinin de şeyi, söyle adını. Büyük çıkmazı bu. Çıkmazı o zaten. Şey işte çok, bir tanesi Aristo gibi işte. Çok komik değil mi? Bu kategorize etme işi yani çekmecelere kaldırma işi analitik bir beynin sanki sonucuymuş gibi ama ülke analitikten çok uzak. Yani çok büyük bir çelişki yok mu burada? Olmaz mı canım? Yani artık bizim ülkeyle ilgili teşhislerde bulunmak, iddiada bulunmak yani benim en azından boyutum aşmış durumda. Hiçbir şey söyleyemiyorum yani. Korkuyor musunuz? Korkuyorum evet. Yani linç yemekten... Yok yani bir kere linç yedim bundan 3-5 yıl önce. 2018'de. Evet. Çünkü ben uzlaşmacı ve diyaloga açık bir adamım. Herkesle konuşmak istiyorum ve Türkiye'deki bu bölünmüşlükten son derece rahatsız oluyorum ve insanları bölmüyorum öyle zaten. Başka türlü bölünebilir ama sen bu taraftasın, ben de bu taraftayım. Ondan sonra sen kendi televizyonunu seyret, ben de kendi televizyonumu seyredeyim. Senin haberin şu olsun, benim haberim bu olsun, senin filmin şu olsun, senin şarkın bu olsun. Öyle bir ülkede yaşamak istemiyorum. İstemiyorum ben. Yani insanlar bir şekilde birbirlerini anlamaya zorlanmalı. Anlamak istemeli en azından. Ama bilemiyorum yani bu yaşadığımız sürece bu Türkiye'de olur mu olmaz mı bilemem ama o açıdan korkuyorum. Yani bu denli şey izole kalmaktan korkuyorum. Şimdi şeyler de başlıyor tabii. Sen buradansın niye o tarafa göz kırpıyorsun filan. Onlar başlıyor. Her türlü doğru durma kaygısını göz kırpma olarak anlamakta ya da hani aklın, mantığın, vicdanın yolunu seçtiğinizde. Yani... İşte herkes birbirini kullanıyor bu açıdan. İzole misiniz? Evet, izole olmayı tercih ediyorum. Çünkü hem artık fazla hayatımdaki değişkenden rahatsız oluyorum. Çünkü yaşlandım. Hem şehrin hızından rahatsız oluyorum. Kentten kaçmak istiyorum tabii ki. Ama bütün bu kaçış da mutlak olursa eğer o zaman kentte aldığım bir takım şeyleri de öbür tarafta bulamadığım için şimdiye kadar bu son 30 yılı ikiye bölerekten yaşadım. Yani eşimle beraber Bozburun'da 6 ay İstanbul'da. 6 ayın mesela İstanbul'da olduğum bölümünde 4. ayda filan şehre başlıyorum söylenmeye. O zaman tam 6. ay geliyor. Hadi gidiyorum öbür tarafa. Öbür tarafta da 6 ayın 4. ayında çok yalnızım burası falan demeye başlıyorum. O zaman geliyorum bu tarafa. Ama herkesin böyle bir şansı yok. Ama benim oldu böyle bir şansım. Çünkü şey mesai yapan bir iş sahibi değilim. Çocuğum büyüdü bilmem ne. Artık kentte olmak zorunda değilim. O nedenle bir şekilde korunmuş oluyorum kendimi. İşte radyo dinlemem, televizyonlarda haberleri... Tek kanaldan dinlemem ama mutlaka haber dinlerim. Gazete okurum. Yani yazdığım fiziki anlamda elinize alıp mı okursunuz? Evet evet. Yani böyle internet gazeteciliğine falan fit değilim. İnternet gazeteciliğini şöyle yapıyorum artık. Ne bileyim bir takım yazar görürsem eğer onları okuyorum o gazeteyi almıyorum falan. Ama gazeteyi okumayı da bırakmaya niyetim var artık. Neden? Hoşuma gitmiyor gazetelerin şeyi. Yani o bölünmüşlük hoşuma gitmiyor. Çünkü
bir tarafın gazetesini okuduğum zaman öbür tarafın da gazetesini okumak istiyorum. Ya bu bölünmüşlük diyoruz da siz tabii çok uzun yıllar hani siyaseti de çok yakından takip etmiş biri olarak. Aslında Türkiye'de hep bu damar vardı değil mi? Ben gençliğimde böyle bir şey görmedim. Yani gençliğimde insanlar daha rahat tartışabilir. Başka tartışabiliyorlardı. Başka bir görüşü, görüşe tahammül edebilir. O durumdaydılar. Ama şimdi şey, hiç öyle değil şu anda. Peki İstanbul'da mesela Bozburun'da yaşarken İstanbul'un neyini özlüyorsunuz ya da kent hayatını? Yani sinema özlüyorum, bir takım arkadaşlarımı özlüyorum, kızımı özlüyorum, efendim, şehrin konforunu özlüyorum birazcık. Tabii oralarda işte sinema, tiyatro vesaire o tür sanat olayları falan hiç izleyemiyoruz. Yok, olmuyor. 40 yılın başında işte Datça'da bir şey olursa falan gidip dinlemek, seyretmek mümkün. Şehirde özledim ama tabii şehirde İstanbul'da artık benim İstanbul'um olmamaya başladı zaten. Yani ben 1960 yılında İstanbul'a geldik biz. Amerika'dan döndük İstanbul'a. O zaman 1 milyon kişiydi nüfusu İstanbul'un. İstanbul başka İstanbul zaten. Şimdi İstanbul tabii ki o kadar hızlı, o kadar kontrolsüz ki kanser uğru gibi. Yani her dakika daha benim görmediğim semtleri falan var İstanbul'un. Merak da etmiyorum açıkçası. Yani gidip de şurayı neresidir diye görmek de istemiyorum. İşte şehrin temposu tam bir genç öyle bir deviniyor ki her şey. Yani o tempo beni rahatsız ediyor tabii ki. Böyle hani elinizi kolunuzu sallayarak rahat rahat sokakta dolaşır mısınız burada kaldığınız süre içinde? Ya ben dolaşıyorum. Çünkü nasıl olduysa böyle çok popüler bir yüze sahip değilim. O nedenle fazla tanınmıyorum zaten. O bana bir rahatlık veriyor dolaşmak açısından. Bir de oturduğum semt de Kanlıca'da oturuyorum. İşte orası da zaten izole bir yer sayılır. Daha az insan ve birbirini tanıyan insanlar var. O nedenle bir sorunum yok. Sokakta yürümekten, dolaşmaktan ya da hava almak için bir takım yerler var bizde dolaşacak. Öyle bir sorun. Ben Taksim'in tam göbeğinde oturuyorum. Nerenin? Taksim'in. Taksim İlk Yardım Hastanesi var ya, tam onun yan sokağında oturuyorum. Tam yani İstanbul'un merkezi. Hani oradan çıkıp o kentin hayhuyu içinde o karmaşası ve yani bazen şey oluyorum. Yürüyerek geliyorum şeye, yürüyerek dönüyorum çok yakın. Geçerken böyle Taksim Meydanı'ndan tam diyorum şu anda mesela Lübnan'da bir yerdeyim. Hani şu an her gün kendimi turist hissettiğim bir şekilde geçiyorum şehrin merkezinden. Size samimi bir itirafta bulunayım. Mesela Taksim'de yapılan camiyi ilk defa dün gördüm. Kaç yıl oldu bilmiyorum ama oldu iki, tabii. Bir 4-5 yıl oldu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam olmuştur o kadar yani. Değil mi? Çıkmıyorum yani Taksim'de. İşte bu izolasyon dediğimiz şey böyle şeyler yani. Bu da çok özür dilerim Bülent Bey. Herkes bunu söylemeyecek mi? Yani sizden 50 yıl sonra da başkası beğenmeyecek 50 yıl sonraki hali. Herhalde tabii. Değil mi? Babanız da mesela yaşarken yenilenen halini beğenmiyordu bir yerleri. Tabii. Yani biz de artık yaşlı ekipteniz. Yok öyle demek istemedim. Vallahi şeytan Allah çarpar beni yani. Hiç öyle demek istemedim. Hayır şunun için söylüyorum. Yani o ekip zaten her türlü değişikliğe karşı bir muhafazakar bakışa doğru gitmekte. Hiçbir şey değişsin istemiyoruzdur. Ama biraz da öyle hakikaten. Hiçbir şey değişsin istemiyoruz etrafımızda. Yani En ufak bir aksaklık, arıza işte ne bileyim evde de bir şey bozulduğu zaman o karalar bağlanıyor filan yani. Hiçbir şey, her şey yolunda gitsin. Hiçbir sorun çıkmasın. Konservatif bir hayat. Yaşlandıkça öyle oluyor. Geleneksel şey, kapalı. Yaşlanmak, niye siz bu kadar yaşlanmak diyorsunuz? Siz 72 yaşında değil misiniz? Evet. 72 yaş, yeni orta yaş. 72'nin neresi yaşlı? Yaşlılık bence 85'ten sonra başlayan bir şey. Nasıl hissederseniz öyle bu iş. Siz yaşlı mı hissediyorsunuz? Bazı konularda evet, bazı konularda hayır. Yani müzik düşünmek konusunda yaşlı hissetmiyorum tabii ki. Ama yani fizik, işte kol, bilmem ne, o açıdan yaşlıyım tabii ki.
Peki müziği, bütün müzikleri takip etmeye devam ediyor musunuz? Yani çıkan... el verdiğince, şartlarım el verdiğince, evet. Yeni çıkanların hani Türkiye'de yapılan şeyleri eğer birisi, o haberleşme ağım beni uyarırsa eğer, evet, bakıyorum ne olup da bittiğine. Ama şimdi işte muhafaza geldik, şöyle bir şey. Örneğin hiç kimseyi takip etmiyorum. Yani işte Ayşe ne yaptı, Fatma'nın şeyi, yeni şeyi çıktı mı, Hüseyin ne oldu filan, takip etmiyorum tabii ki. Ama birisi mesela söylüyor, ya Fatma'yı dinledim, çok güzel şarkı bu, şu bilmem ne deyince dinliyorum o zaman. Dünyayı takip ediyor musun? Yeni müzik anlayışını. Sanmıyorum. Yani hep bizim artık şöyle oluyor bu işler. Yani bir takım arkadaşlarımız var ve o arkadaşların belli zevkleri var. O zevkler aşağı yukarı çakışıyor. Birbirini uyarıyor insanlar. Yani işte ne bileyim ben, Sting'in yeni albümü çıktı filan deniyor. O zaman dinliyoruz ne olmuş, ne bitmiş diye. Ben de ona diyorum ki işte ben bir yerde rastladım, şunun bir konseri yayınlandı filan falan. Yani dinlediğimiz öyle şeyler. O iletişim ha eskiden de vardı. Eskiden de Türkiye'de öyleydi. Bugün de öyle yürüyor bir şekilde. Yani merak ettim, hani yeni müziğe ne kadar kendinizi yakın. Yeni müzikten kasıt nedir bilmiyorum ya, ama. Ya bu rap'le başlayan, 90'ların sonuyla başlayan ben, 20 yıllık periyoddan bahsediyorum. Ben rap dinlemiyorum. Yani anlamıyorum çünkü. Yani takip edemiyorum sözlerini, ne olduğunu, ne bittiğini. Ama bir maharet işi olduğunu farkındayım. O açıdan bir şey diyemeyeceğim ama yani ben dinlediğim şey anında anlamak isterim. Burada anlamıyorum rap'i. Takip edemiyorum o yüzden. Ama yani bir küçümser tavır içinde falan değilim. Başka mesele, öyle anlaşılmasın. Bir de çok popüler insanları takip etmiyorum tabii ki. Yani Madonna ne yapmış işte efendim, her kimse, onların son işleri nedir? İşte nerede konser verirler, ne giyerler, kimle beraberdirler falan, hiç alakam yok. Sizin şarkılarınızda kimde, bir röportajda şey demiştiniz, emekliye ayrılmam müzikte. Evet öyle tabii ki. O zaman bu, şunu mu anlamamız gerekiyor? Biz sıradan faniler, şunu mu anlayalım Bülent Ortaçgil hayranları? Şarkı yapmaya devam edeceksiniz. Eğer tabii ki yapabilirsem, yani yapmayı düşünürüm. Yani şarkı düşünerekten yaşamayı isterim. Ama şimdi tabii belli bir birikim olunca, yaşlanmaya doğru gittikçe, çok ürün verdikçe insanların ister istemez belli çıtaları oluyor. Yani o çıtaları aşıyor olması lazım ki o şarkı yayınlansın. Ben çok irregüler, yani şansına zamanlarda, belirsiz zamanlarda hep yayınladım albümlerimi. Yani bir, kimi 10 yıl bekledi. Tabii kaç yıl oldu bir de tabii. Bu mesela 11 yıl sonra yayınlıyorum. Ama bir yıl sonra da yayınladığım oldu müzikal kariyerimde. İşte o ne zaman bu işi becerirsem eğer, evet bu şarkılar artık yayınlansın dediğim zaman yayınlıyorum. Endüstri de değişiyor. Yani eskiden biz bir ürün yayınlamak için bir albüm dolduracak, onun işte LP ya da ne bileyim CD, öyle bir şey beklerdik. Şimdi hayat o kadar hızlı ve talepler o kadar değişken ki insanlar tekli yayınlıyor. Yani internet üzerinden. Şu şeyden de rahatsızım. Yani benim müzik dinleme geleneğimde ben elime alacağım işte o şeyi, plağı ya da CD'yi. Kim ne çalmış, nerede çalmış, şu soloyu kim yapmış, bu sözü kim yazmış, göreceğim. Şimdi teknoloji 0-1 olarak dolaşıyor. Telefondan telefona hiçbir şeyden haberiniz yok. O kim çalıyor, adı nedir? Bulamıyorsunuz bir de. İnternette de bulamıyorsunuz. Ben çok arıyorum. Benim de o eski gelenekçi tarzım, kasetlerden bakardık böyle çıktığında. Şimdi artık ben de bulamıyorum. Tabii sesi bir şeye benzetiyorum vokalde ya da bu kim çalmış diye. Yok öyle bir şey. Yani bunlar tabii hayatın, yeni hayatın bize getirdiği ve zorladığı şeyler. Yani belki hani eskisi kadar emeğe değer vermeme hali. O zanaat diyeceğim artık sanatın, ona değer vermeme hali belki de. Siz bu gücünüzü nereden alıyorsunuz? Şimdi hani hep böyle yani mainstream olmayan ama aynı zamanda da, yani ana akım olmayan ama aynı zamanda da kendi bildiğinden de şaşmayan bir müzik anlayışıyla
bazen 11 yılda bir çıkarırım, bazen seneye de çıkarırım diyen bir adam var. Bu şimdi kendi varoluşsal gücü olan bir insan figürü. Yani bu güç nereden geliyor? Yani kendinize güven mi, hayata güven mi? Ne bunun adı? Ben mesela onaylanmaya bayılırım. Sizde böyle bir durum yok. Hani ben, evet, onaylanmaya. Yani bunu nasıl sağladınız? Ya ilk hedefim bir kere şey düşündüm. Müzikle yaşamak istiyor muyum? Evet istiyorum. O zaman başıma ne gelirse gelsin. Bunu ancak çok erken yaşta söyleyemedim. 38 yaşındaydım galiba. Sırf müzikle yaşamayı düşündüğüm zaman, ki çok geç bir yaş bu. Türkiye ama değiştiğine emin olduktan sonra Fikret'le beraber kalkıştık bu işe. Orada da şunu dedim. Yani şimdiye kadar şarkılarımı yalan söylememeye çalıştım. Bu şarkıları yapan bir insan eğer müzik yapamıyorsa Türkiye'de ölsün o zaman, ne yapayım? Yani ben ama müzikle uğraşacağım. Müzik yapacağım. Sürünürsem de sürünürüm. Yani biraz maddi problem geçti tabii hayatımda. Yani uzun süre zor durumdaydım ama inanılmaz inatçıyım. Çünkü sülalemde Arnavut vardır. Yani inanılmaz inatçıyımdır böyle şeylerde. Ama ufak tefek şeylerde değil, ama müzikte çok inatçıyım. Yani bu inat beni kurtardı. Bir, ikincisi çok mütevazi yaşam. Yani alçak gönüllü bir yaşam peşinde koştuğum için minimumda yaşayabilmek ama istediğin şeyi yapmak bana keyif verdi. Yani onu becerebildiğim için, nasıl becerdim? Türkiye'de telif yasaları hakları çıktığı zaman şimdiye kadar biriken ve telif almaya başladığım ürünler ile yaşayabilir duruma geldim. O zaman istediğimi tamamen yapmaya kalktım. Yani ondan kaç önce yılı var bunun? İşte bu çekirdeğin son zamanlarında demek ki çekirdek ne zaman gitti? İşte 90. Yani bir 25 yıl. Evet. 25-26 yıllık bir süreç. Yani koskoca sonra Bülent Ortaçgil son 25 yılında nefes aldı. Aynen öyle. Hiç şaka değil söylediğim. Yani bu da aslında bu da iyi bir şey de değil. Hayır. Yani geçtiğiniz yollarda hani övüneceğimiz bir şey de değil bizim toplum olarak. Bunu size verememiş olmamız da toplumsal anlamda da. Bilemem ama çok övünülecek bir şey değil yani. Yani övünün, övünmeyin bilemiyorum işte bu, ama. İşte bu tavır, işte bu tavır, tam bu tavır. Ben bunu demek övünün, övünmeyin bilemiyorum ama bu tavır işte. Bunu nereden alıyorsunuz Bülent Bey? Lütfen bana yol gösterin. Ben de bundan sonra böyle yaşamak. Bunu nereden alıyorsunuz? Bu nereden geliyor? Bana kaynağını açıklayın. Zorunluluklarım azaldı ondandır. Yani ne bileyim ben. Övünün övünmeyin bana ne ki yani aman. Bakan bir kafa çok güzel. Bu ama bu bence bir yapı yani bu sonrası zorunluluklarıma böyle. Çünkü bu sizin yapınız olmasaydı o zaman da o inadı göstermezdiniz. Kırılırdınız. Tabii. Bir şekilde para kazanabileceğiniz yollara girerdiniz. Onu tabii, yap. Tabii, bu tabii, bir tabii, yapı. Tabii. Ben kendi bildiğimi yaparım yapısı. Tabii. Peki yaş ilerledikçe, yaşlanma demeyeceğim, yaş aldıkça biraz yumuşadınız mı? Tabii. Yani bu mu yumuşamış haliniz şu anda? Evet. Yani yumuşamaktan kasıt her türlü fikri dinleyebilirim, her türlü tartışmayı yapabilirim. Benle aynı düşünmeyen insanlarla kucaklaşabilirim. Bir de söylemde bu budur kardeşim tavır var ya, gençken öyle bir tavır var insanda. Doğrusu budur, dam filan bir de masaya vurursun. Öyle bir tavır kalmıyor. Çünkü doğrusu dediğin zaman sende bile o doğrunun bir ikircikli hali var. Yani o kadar rahat doğrular tespit edilemiyor artık hayatta, giderek karışmaya başlıyor. O zaman ister istemez yumuşama başlıyor. Bütün o sivrilikler geliyor, törpüleniyor hemen ve yumuşamaya başlıyorsunuz. Daha açık oluyorsunuz. Karşı tarafa empati duyuyorsunuz. Ne kadar içindesiniz sıkıntıların, acıların? Yani empati kurma yeteneği, o kelimeyi de hiç sevmiyorum ama bir tarafı hani anlamaya çalışma hali. Bir böyle bir içine girdiğinde insanın ciğeri yanar ya. Hani o arada bir çizgi vardır ya. Orada nerede duruyorsunuz? Yani gece işte haberleri izlediniz.
mutlaka bir şeyle bir bağ kuruyorsunuz ama orada işte kendinizi koruyabiliyor yani insan, musunuz? Yani insan kendini koruyabildiği kadar koruyor şey olarak, güdü olarak zaten. Hı hı. Yani içgüdü olarak koruyorsunuz tabii ki. Çünkü giderek daha fazla yumuşadığınız için daha da olaylara dan etkilenip ağladığınız oluyor. Yani etkileniyorsunuz. Hı hı. Ve bu çabası, istediğiniz çabayı gösterin, hayatın o kadar çabuk değişmediğini de görmekten, hı, ve anlamaktan bu sefer rahatsız oluyorsunuz. Yani gençken herkes daha devrimci gibi düşünüyor ama yaşlandıkça daha evrimci gibi düşünüyorsunuz. Hı hı. Çünkü o kadar çabuk işlerin değişmeyeceğini anlamaya başlıyorsunuz filan falan. Yani öyle olunca hem kabullenici oluyorsunuz hayatın değişikliklerini, karşınızdaki insanın taleplerini kabullenici oluyorsunuz. Hem de uzlaştırıcı olmaya başlıyorsunuz. Bu herkeste böyle oluyor mu bilmiyorum. Ama ben de öyle oldu. Öyle diyeyim. Yani yumuşama işte belki biraz burada. İşte bu. Yani daha çok insanı anlayabilme, onun penceresinden bakabilme, yaşam koşullarını okuyarak gidebilme yani. Evet, belki yargılamama hali. Evet, yargılamama güzel bir laf bence. Yani. O kadar kolay değil herkesi yargılamak. Değil mi? Bir de biz kimiz ki, öyle de olan insan. Evet. Kimiz ki biz yani. Peki yaş aldıkça insan... maddiyata nasıl bakıyor? Yani o sizin paranın para da değil aslında tam söylediğim şey. Her şey güvence anlamındaki genel bir şeyden aslında bahsediyorum. Bu şarkımda söyledim. Yani öyle bir sözcük geçiyor. Şimdi aklıma o geldi. Hayat pamuk ipliği mi halat mı diye öyle bir söz geçiyor. Hayatın pamuk ipliği üzerinde olduğunu düşünüyorum. Yaşlandıkça daha fazla düşünüyorum. Eskiden halat gibi görürdüm. Yani gençken kimse öleceğinin farkında bile değil. Hı. Ama artık öyle değil. Yani her an her şey, her an her şey başımıza gelebilir. Onu bilerek yaşamak keyifli tabii ki. Yani tek çıkarı o zaten. Öngörüleme. Ne kadar öngörülebilir bir hayat kursanız da, kendi izole hayatınıza yine öngörülemezlikler ön planda. Yine de oynar mısın benimle? Yani şu da olsa zaten. Hayır o yıllarda bunu yazan Bülent Ortaçgil 70'lerin başında. Yani ben bu da olsam, şu da olsam, bu da olsam, dilsiz de olsam, fakir de olsam, en kaba haliyle söylüyorum. Hiç de olsam, çok da olsam yine de beni sever misin? Yani Türkçesi benim kalbime giren. Yani yine de beni kabul edip beni sever misin? İçine alır mısın gibi bir şey. Orada böyle bir hani ben bu koşullarda bile olsa. Şimdi peki yaş ilerledikçe sen şu da olsan, bu da olsan ben yine seni severim diyebilen bir adama dönüştü mü? Şimdi tabii orada ki, bir çünkü ki, şey var, beni alır mısın her koşulda? Şimdi ben seni her koşulda alırım diyen bir adama dönüştü mü? Bir yere kadar alırım. Bir yere kadar belki de. Çünkü yıllar geçtikçe bir takım kabuklar bağlamaya başlıyor, hı-hı, insanlar. Yani o kabuk da artık değişmez bir şey haline dönüşüyor. İçinizde bir nüve duruyor ama üstünde katman katman, hı-hı, kabuklar olmaya başlıyor. Öyle her gelene buyur edip de gel içimi sana göstereyim falan bir duruma girmiyorsunuz doğal olarak. O nedenle bu o kabuklara sürekli çarpan insanlara bir yere kadar çarparlar, kırarlar falan ama en içeri alabileceğimi sanmıyorum bu şeyle. Bu gençken daha kolay olabilir. Kabuklar daha ince oluyor ve az katmanlı oluyor. Siz kolay kırılır mısınız? Evet. Evet, çok kırılgan bir yapım var. Alıngan mısınızdır? Hayır, alıngan değilim. Alıngan değilim. Çünkü gerçekten alıngan insanlara rastladım hayatta. Öyle değilim. Öyle değilim. Yani ve çok çabuk affedeceğim. Unuturum yani. Genelde unuturum. Öyle diyeyim. Her şeyi unutmayabilirim belki filan ama onun nasıl diyeyim? İnsanlar hep böyle kısasa kısas şeyler yaparlar. Yani sen bana bunu yaptın, ben de sana bunu yapıyorum arkadaş var ya. Ben de öyle bir tavır yok. Yani sen bana bunu yapsın. Ama bak işte ben de bilmem ne falan diye sormaya başlarım ben hemen. Hı. İşte
Sen öyle yaptın ama işte sinirliydin, ne bileyim ben, kocanla kavga etmiştin, bir şey olmuştu vesaire, ya da parasızdın, bilmem neydin. Hemen öyle bir takım rasyonalizasyon mu denir ona, ne denir, şeyler yapmaya başlarım. Yani akılcı bir takım çözümler çıkarmaya başlarım. İşte bu karşı tarafı anlama çabası. Evet, evet, aynen o. Yani onun da o durumda hangi koşullar altında onu söylediği ya da kırdığı üzerinden. Evet. Onun da koşulları bir yere kadar anlaş, evet bir yere kadar geçerli. Huy olmadığı sürece ya da yol olmadığı sürece alınganlık ne büyük kibir aslında, değil mi? Dünyayı kendi etrafında döndüren. Bilmiyorum, yani, bilmiyorum. Alıngan olma hali. Kibirli geliyor bana çok. O kadar düşünmedim. Çünkü şey dedim yani, demek ki hakikaten alıngan biri değilim ben. Alınmam. Unutmak da çok güzel bir şey. Çünkü küpünüz dolmaya başlıyor zaten. Unutuyorsunuz. Çünkü o hırs bilen şey ya da olaylarla beraber yaşamak. Yani ne bileyim ben, 20'sinde bir olay geçirmiştir, yaşamışsınızdır. Onu hala 60'ında 70'inde bütün hayatınızı o olayların üzerinden tarif etmeye çalışmak ne kadar beyhude bir şey. Yani yazık, o geçen 35 yıl demek ki boşuna gitmiş be. Ya belki yaraları için insan sebeplerini araştırıp bir şeyleri bulabilir ama artık hani bir çözümleme yoluna da gitmiş olmak gerekiyor. Süre bitmiş. Ben ilk defa bu kadar keyifli bir televizyon programı yaptığımı itiraf edeyim. Gerçekten bir dakika, evet, çünkü şeref, ağlarım şu anda yalnız. Ağlayayım çok... o zaman. Ay ama bu ne ya, böyle bir şey, Allah tamam bana ne öyle yap, ne bu ya? Evet ama şey yani hep televizyonda ne zaman ne yaptım, şu şarkıda ne dedimden başka cevapladı unutamıyorum. Biz sizi çok biz konuklarımızı merak ediyoruz. Bir de sizin gibi büyük bir ismi ağırlamaktan büyük bir onur duyduk. Gerçekten geleceksiniz diye çok sevindik. Lakin, lakin bu sizin bize oyuncak getirmediğiniz gerçeğini değiştiriyor. Evet. Aslı Hanım gelirken bunu getirmiş olabilir ama Bülent Bey bir şey getirmedi. Eli boş geldi. Evet, şimdi bizim iki cezamız var. Bunu siz seçiyorsunuz. Bunlardan biri hula hoop çevirmek ki ben bunu size kıyamam. Evet. Bir diğeri de duşta söylediğiniz bir şarkıyı buraya söylemek. Ooo, ona da kıyamam. Yani iki line falan böyle, hani küçük böyle şey. Mesela yani bu sabah duşta söylediğiniz bir şey olabilir, bu dün sabah olabilir. Yok yok, ben öyle bir şey yapamam. Hula hoop çevirmeyi bile tercih edebilirim size. Ben diyorum size, o kabul etmiyor, adam huysuz. Ne? Bir dakika, o zaman getireyim mi? Getir abi. Allah'ım sana geliyorum. Hula hoop. Evet. Nasıl bir aleti onu yani önce bir. Yani koskoca Bülent Ortaçgil diyor ki, ben hula hoop çevirmeyi, şarkı söylemeyi tercih ederim. Bu tavrın altında bu var. Hiç çevirmediniz mi siz hiç çocukluğunuzda da? Yok, hayır. Aa, bu çocuk, biz çocukken mahallede çok oynardık bunu. Ama ayağa kalkmanız gerekiyor Bülent Bey. Ben oturarak çeviririm. Evet. İster onaylayın, ister onaylamayın diyor. Şey, belde çevriliyor ama hani siz Bülent Ortaçgil olduğunuz için istediğiniz yerde çevirin diyeceğim ben şimdi. Bir bakayım ya. Nasıl şuraya bir şey? Biraz öne gelirseniz, şuraya çarpmasın. Ne ama öne falan hani bilemem. Size zarar şimdi ben nasıl çevriliyordu bu? Böyle beli biraz kıvırmak gerekiyor. Çok size uygun bir tavır değil ama. Hiç tavrı falan hiç bir önemi yok. Şarkı söylemekten her şeyi yaparım. Yok, çeviremeyeceğim ben bunu ya. Şöyle mi döneceğiz? Evet, aynen öyle, aynen öyle. Ya, hiç öyle bak. Elde falan, o da olmadı.